Merhabalar dostlar. Şimdi bu videomuzda da çemberin analitik incelenmesinin son testini gömüyoruz. Böylelikle full yayınlarını da bitirmiş oluyoruz inşallah dostlar. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Ne diyormuş? Bir okuyalım bakalım soruyu. Analitik düzlemde x eksenine 20'ye 0 noktasında teğet olan çember. Aynı zamanda bir de şu çemberi de teğettir. Buna göre bu çemberin denklemi de bu olduğuna göre b artı r kaçtır diye de bir soru sormuş. Şimdi şekil çizerek çözmeye çalışacağım dostlarım soruyu. Hadi bir bakalım. Diyor ki şimdi bir koordinat sistemi çizelim ilk önce. Şöyle bir koordinat sistemi x ve y'leri gösterdim. Burası x, burası da y. Şimdi şöyle bir çember var. Merkezi ne bunun? 8'e 4. Yani y'si 4 olan, apsisi de 8 olan bir çember. Yarıçapı da 4 birimmiş bu çemberin. O halde şöyle x eksenine teğet olacak benim bu çemberim. Şimdi böyle bir çember var. Bir de diyor ki bu çembere teğet olan bir de x eksenine 20'ye 0 noktasında, tam şurası olsun 20'ye 0 noktası. Bir bu noktada teğet olacak. Bir de bu çembere teğet olacak. Yani şu noktada x eksenine teğet. Bir de şöyle çizmeye çalışayım kabaca. Şöyle arkadaşlarım. Şöyle bir çember olacak. İşte diyor bu çemberin denklemi de şu olduğuna göre buradaki eksik bilgileri bulunuz diyor. Şimdi bizim bu çemberimizin merkezinde şöyle işaretleyelim. Merkez dediğimiz şey de 20'ye B. Yarıçapına da R demiş bunun. Hemen gösteriyorum. Şurası R birim dostlar. Teğete dikindi. İki çember birbirine teğetse merkezlerini birleştirin demiştik. Burası R. Bunun yarıçapı 4'tü. Şurası 4. Bakın çıktı dik yamuk. Hatta şurası 8. Şurayı da 12 diyelim biz. Toplam 20 olması için. Dik yamuktan çözelim soruyu. Çizdim burayı. Şurası 4 ise burası da 4. Buraya R eksi 4. Şuraya da 12 kaldı. Hemen Pisagor'umu patlatacağım. Tabii ki bu çok yüksek ihtimalle özel dik üçgen deyip 12'li özel dik üçgenleri deneyeceğiz. 5, 12, 13 oluyor mu? Olmuyor. 12, 16, 20 oluyor mu? Evet oluyor. Bakın şurada 12, 16, 20 de olmuyor herhalde değil mi dostlarım? 12 desem R'ye kaç diyelim biz? 20 desek R'ye. 20 deyince ya da 16 desek 12 oluyor burası. Yine olmadı. Yok. 5, 12, 13'ü denemiştik. 5 olması için x'e kaç demeliyim? Yok, 5, 12, 13 oluyormuş lan. X'e 9 desem oluyor mu? Tabii ki. R 9 olunca 9'dan 4 çıktı 5. 9 ile 4'ün toplamı da 13. Bakın R'yi bulduk bile. 9. Peki R'yi bulduysak bize R ile B'nin toplamını soruyor. R 9 bulduk. Bakın bu R dediğimiz şey aslında M noktasının ordinatı aynı zamanda. Yani B dediğimiz şey de 9 arkadaşlarım. O halde 9 ile 9'un toplamı, cevabım nereden geldi? Denizli'den çıktı. İkinci sorudayız dostlar. Analitik düzlemde y eşittir 8 doğrusuna teğet ve x eksenini 2'ye 10 noktalarında kesen çemberin merkezinin koordinatları. Hemen bunu da bir koordinat sisteminde göstereyim şöyle. Şimdi şu bizim y eşittir 8 doğrumuz olsun. Yani şu nokta 8 noktası, şu uzunluk 8 birim uzunluğunda. Şurası 2, şurası da 10 noktaları olsun. Şimdi bu ikisine de, ikisinden de geçecek şöyle bir çember var. Bir de yukarıda y eşittir 8'e de teğet olacak. Şöyle bir şekilde çizdim arkadaşlarım. Peki bu çemberin de merkezinin koordinatlarını istiyor bizden. Dostlar şurası 2 birim. Şurası 8 birim. Ben merkezden kirişe dikme indirince bu dikme kirişi 2'ye bölüyordu. 4 burası. 4 burası. Şu yukarıya çizdiğim uzunluk benim yarı çapım R. Şu kirişin ucuna da yarı çapı çizdim R. Şurası da ne oldu? 8 eksi R. Çünkü tamamı 8'di. Hadi şu dik üçgenden R'yi bulalım ki R burada zaten direkt 3, 4, 5 üçgeninden R 5 geliyor. O halde merkezin bakın apsisi şu uzunluk şurası. 4 ile 2'nin toplamı yani 6. Ordinat dediğimde şurası yani 8 eksi R. 8'den 5 çıktı, o da 3. 6'ya 3'müş. İkinci sorumuzun cevabı da Bursa'dan çıktı. Üçüncü sorumuz, çemberine bilmem ne noktasından çizilen teğet parçasından birinin uzunluğu kaç birimdir? Dostlar
Basit bir soru, iki yolla çözülebilen bir soru. Bir şekil çiziyorsunuz, Pisagor'dan çözülüyor. Tabii bunun için yarıçap ve merkezi yazmanız lazım. Biraz uzun sürebilir. Bir de şöyle bir kısa yolu var. Teğetin uzunluğu sorulduğunda verilen noktayı şu eşittir sıfıra kadar olan kısım var ya, sağ taraf sıfır olacak. Sol taraftaki denklemde yerine yazıyorsun bir kere. Bak bu birinci adım ama, tamam mı? Hemen acele etmeyin. X yerine eksi 2 yazıyorum 4. Y yerine 6 yazıyorum 36. Eksi 2 yazarsam artı 4. 6 yazarsam eksi 24, bir de eksi 4 var. Bunu yazdık. Şimdi bu bulduğumuz sayının karekökü de arkadaşlarım işte aradığımız teğet uzunluğunu veriyor bize. Soru, teğetin uzunluğu böyle bulunuyormuş. Noktayı yerine yaz, karekökünü al. Toparlayalım burayı. Şu 4 ile şu 4 gitsin. 36, 4 daha 40. 24 çıkarsa 40'tan ne oluyor? 16 mı oluyor arkadaşlar? 16 da dışarıya ne diye çıkıyor? Kök dışına 4 diye çıkıyor. Üçüncü sorumuzun cevabı da Ceyhan'dan geldi. Analitik düzlemde doğrusunun çemberinden ayırdığı kirişin uzunluğu kaç birimdir diye bir soru soruyor. Bunun da iki yolu var arkadaşlar. Birinci yolu şöyle tarif edeyim. Uzun olan, gıcık olan yol. Y'yi getirip burada yerine yazıyorsunuz. Ortak noktaları buluyorsunuz dostlar. Şimdi bir çember var. Bu çemberi kesen bir de şöyle bir doğru varmış. İşte bu iki denklemi ortak çözüm yaptığınızda, yani y yerine x eksi 2 yazıp da x değerlerini bulduğunuzda birinci x burası, ikinci x de burası çıkar. Yani bu noktaların apsislerini bulursunuz. X'leri de yerine yazdığınızda y'leri de bulursunuz ki sonra da iki nokta arasındaki uzaklıktan sorunun cevabı gelir. Ama bu uzun olan yol dostlar. Ben şu yolu tercih edeceğim. Şimdi merkezimizin koordinatlarını söyleyelim. 1'e eksi 2. Bunu bir yazalım. Merkez 1'e eksi 2. Yarı çapını bulalım bu keratanın, bir de şöyle kenarda. Bölü 2 vardı formülde. Kök içindeydi formülümüz. D kare e kare geliyordu. Yani 4, 16 daha 20. Eksi 4f demiştik arkadaşlarım. Fakat eksi 4f, f'm 0 olduğu için yazmadım. 2 kök 5 diye çıkar. 2'ye bölersek r'yi kök 5 bulduk. Demek ki r dediğimiz yer, yani şu uzunluk kök 5. Peki dostum, bize bir de ne lazım? Şuradaki indirdiğimiz kiriş, biliyoruz ki burayı ikiye bölecek. Bize bir de şu noktanın uzunluğu lazım. Şu doğru lazım daha doğrusu. Yani noktanın doğruya olan uzaklığı lazım. O halde şöyleydi formül. Yukarıda mutlak değer, şu doğrunun denklemini şuraya y eksi x artı 2 eşittir 0 diye yazayım ben. Mutlak değer yukarıda, aşağıda da karekök olacak. Kare, mutlak değerin içine doğrunun denklemini yazacağım. Ama x yerine 1, y yerine eksi 2 yazacağız. Eksi 2 yazalım. 1 yazalım. Eksi 3 olur. Eksi 3, 2 daha 1 gelir burası. Karekökün içine de katsayıların kareleri. 1'in karesi 1'in karesinden kök 2 oldu. Yani 1 bölü kök 2 geldi. O da kök 2 bölü 2 yaptı. Şuradaki uzunluk. İnşallah işlem hatası falan yapmamışızdır burada. Şimdi hemen şuradaki x parçasını bulalım. Kök 5'in karesi 5 eşittir x kare artı kök 2 bölü 2'nin karesi. O da 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 yaptı. 1 bölü 2'yi aldık bu tarafa. 5 eksi 1 bölü 2 çıktı burası. O da 2 kere 5 10. 1 çıktı, 9 bölü 2. Yani x kare eşittir 9 bölü 2. X eşittir kök 9 bölü 2. Yani 3 bölü kök 2 geldi. Bize 2x'i soruyor tabii ki. Bir de bunu 2 ile çarpalım. 6 bölü kök 2. 6 bölü kök 2 de 6 kök 2 bölü 2'den 3 kök 2 yapar. Dördüncü sorumuzun cevabı da Denizli'den çıktı. Beşinci soruya bakalım. Noktasından çemberine çizilen teğet parçasının uzunluğu. Bakın az önceki üçüncü sorunun aynısı aslında. Yine iki yolla yapılıyor ama biz yine daha kolayı tercih edelim. Noktayı yerine yazıyorduk. 5'in karesi 25, 7'nin karesi 49, eksi 4 çarpı 5'ten eksi 20, eksi 6 çarpı 7'den eksi 42, artı bir de 4 var. Şimdi 25 ile bir de bunun karekökünü alıyorduk. Bu cevaptı değil mi dostlar? 25 ile eksi 20 ne yapar? 5. 49 ile eksi 42 ne yapar? 7. Bir de artı 4 var. 9, 12, 16 mı yapıyor? Kök 16. Bu da dışarıya 4 diye çıktı. Evet, sorumuzun cevabı Edirne'den geldi. Altıncı soruya bakıyoruz. Şekildeki AOB çemberine içten teğettir. Bakın iç teğet çemberi çizilmiş dostlar.
5 ile 12 buna göre çemberin denklemini soruyor. Biz hemen şu çemberin merkezini bir gösterelim. Merkez dediğimiz şeyden buraya bir dik indirelim. Merkezden buraya bir dik indirelim. Bir de merkezden buraya dikliğimizi indirelim. Bunların her biri R, R, R. Yani şurası da R, şurası da R. Hatta burası 5 eksi R. Hatta bakın dondurma kuralından bunlar eşit diyebiliyorum. Burası da 5 eksi R. Yine şurası 12 eksi R. Yine dondurma kuralından burası da 12 eksi R. Ve bu üçgen aslında 5, 12, 13 üçgenidir dostum. Demek ki şuranın toplamı yani 17 eksi 2 R 13'e eşit. Bu durumda 2 R 4, R'yi de 2 bulduk. Bakın yarıçapı 2'ymiş. Demek ki cevabım Adana ve Bursa değil bir kere. Bunu bildik en azından. Peki merkez de şurasıydı. Bakın merkezin koordinatlarını da yazalım hemen biz bunun. Şurası da apsisi, şurası ordinatı. Yani 2'ye 2 geliyor aslında. Ama dördüncü bölge olduğuna dikkat edin. X'ler eksi, Y'ler artı. Şöyle olacak. Eksi 2'ye artı 2 olacak. O zaman denklem X artı 2'nin karesi diye başlayacak. X artı 2'nin karesi Y eksi 2'nin karesi diye devam edecek. Altıncı sorumuzun cevabı Denizli'den geldi. Dostlar ezan okunuyor. Birazcık bekleyelim. Devam edeceğim birazdan. Bir durdurayım. Evet ezanımız bitti. Kaldığım yerden devam ediyorum ben de. Yedinci sorudaydık arkadaşlarım. Diyor ki Gobeller yedinci soru. Bir çember var. Bu çemberin denklemini istiyor. Çember X eksenini A noktasında kesiyor. Yani çember o zaman bu nokta o zaman çemberin kesinlikle üstünde. Demek ki denklemini sağlayacak. Yani doğru cevap hangisi ise bu A noktasını kesinlikle sağlamak zorunda. Hemen A noktasını bütün şıklarda yerine yazıyorum. X yerine 2 yazarsam burası ne oldu dostum? 2 eksi 2'den 0. 0'ın karesi yine 0. Y yerine de 0 yazarsak 0'dan eksi 4 olur. Eksi 4'ün karesi 16 eşittir 4 gelir. Demek ki bu sağlamadı. 16 4'e eşit değil. Buna bakalım. X yerine 2 yazarsak ne oluyor burası? 2 eksi 3'ten eksi 1 karesi 1 olur. Y yerine 0 yazarsak 0'dan 4 çıktı. Eksi 4 karesi 16 oldu. 17 eşittir 16 geldi. Bu da yanlış. C şıkkını deneyelim. X yerine 2, Y yerine 0 yazıyorum. 2 yazdığımda burası ne oldu? 2'den 5 çıktı. Eksi 3 karesi 9. 0 yazdığımda burası 16. 9, 16 daha. 25 eşittir 16 oldu. Bu da yanlış bir şık. Denizli şıkkına geçelim. X yerine 2 yazalım. 2'den 5 çıktı. Eksi 3 karesi oldu 9. Y yerine 0 yazarsam 16 geldi. Yani 25 eşittir 25. Bakın bunu sağladı. Ama hemen zıplamıyorum şimdi buna dostlar. Belki son şıkkı da sağlayacak. Bir yazalım. X yerine 2 yazalım. Y yerine 0 yazalım. X yerine 2. Burası 0 olur. Karesi 0. 4'ten karesi 16. 16 eşittir 25 oldu. Bu da yanlış. Şimdi Denizli şıkkı kesinlikle doğru cevap çıktı. Ama iki şık arasında kalsaydım yani A noktası mesela Edirne'yi de sağlasaydı o zaman ben neyi devreye sokacaktım? B noktasını bir de devreye sokacaktım. İki noktayı sağlayan hangisi ise doğru cevap direkt odur diyecektim. Geldim 8. soruya. Şekildeki OA bilmem ne. D doğrusunun eğimi 1 bölü köküç. Dostlar tanjant alfa şu açının tanjantı eğimdi bizim için. Demek ki tanjant alfa 1 bölü köküç. Peki tanjant kaç 1 bölü köküç? Tabii ki 30 derece. Buraya 30'u yapıştırdım. O halde şu açımızın da biz artık 60 derece olduğunu biliyoruz. A noktasını vermiş 0'a 3. Demek ki burası 3. Merkezin koordinatları. Merkez burası olsun. Hemen şuradan teğetimi çizeyim. Yarıçap olduğunu gösterelim bunun. Sonra dondurma kuralı gereği bu iki teğetin arasındaki açıyla merkezi birleştirirsem bu açı hep açıortay olur 30-30 diye bölerdi ki buradan 60'ın karşısını ben 3 biliyorsam 30'un karşısı köküç. Demek ki bakın benim merkezimin apsisi ve yarıçapım birbirine eşit sonuçta y eksenine teğet. Merkezin apsisi köküç, ordinatı da buradan aşağı inen diklik yani 3. Köküçe 3 sorunun doğru cevabıdır. Yani Edirne şıkkı doğru cevaptır. Yapıştır gelsin. Geldik 9 numaralı sorumuza. Diyor ki
Düzlemde AB çaplı çemberi kesen bilmem ne doğrusu, bakın D1 doğrusunun denklemini vermiş bize. Hemen D1'de x yerine 0 yazdığımda y ne çıkıyor? 4y 48 y 12 çıkıyor. Demek ki y'yi 12'de kesiyor. O halde şu uzunluk 12 birim. Y'ye 0 yazarsam x 16 çıkar. Demek ki x'i 16'da kesiyor. Burası 16 birim. Hatta bakın burası 90 derece olduğu için 12 16 20 üçgeni. Çap burasıymış. Çapı gören çevre açı 90 olduğu için burası 90 derece. Diklikten diklik indiği için 12'nin karesi eşittir. Şuraya k diyelim. K çarpı 16 olacak. K çarpı 16. 144 9 ile 16'nın çarpımıdır. K'yı 9 buldum. Şurası 9. Bize de zaten k demiş zaten oraya da bu adam. A noktasının koordinatı bakın 9'a 0 çıktı. Hatta eksi 9'a 0 çıktı. Demek ki k eksi 9. Karesini soruyor. 81'i paketledim bile çoktan dostlar. 10. ve son sorumuzdayız. Analitik düzlemde kenar uzunlukları birbirim olan düzgün altıgenlerin köşelerindeki noktalara petek noktası denirmiş. İyi. Koordinat sisteminin orijin noktası içinde bulunduğu altıgenin merkezidir. He, tam şurası altıgenin merkeziymiş dostlar. Ve kenar uzunluğu bir birimmiş bu altıgenin arkadaşlarım. Demek ki kenar uzunluğu bir birimse uzun köşegen neydi? 2 katı 2 birim. E o zaman şurası 1, şurası zaten 1, şurası 1, 1, 1 diye gidiyor buralar. Peki. Çember denklemini vermiş. Şu çemberin iç bölgesinde kaç tane petek noktası vardır diye soruyor. Evet, yine ekmekçiler geldi arkadaşlarım. Önce şunun merkezini bir bulalım. Merkez koordinatları apsisi eksi 4'ün yarısının ters işaretlisi 2. Bakın y'li bir terim olmadığı için demek ki y'si 0. Merkez 2'ye 0. Şimdi gösterelim. 1, 1 de burası. Merkez tam şurası olacak. Yarıçapı bulalım bir de dostlar. Yarıçapı da şurada hemen bulayım ben kenarda önce bir. R eşittir neydi? Bölü 2'si vardı. Kök içinde d kare 16. E karemiz 0 zaten, yazmaya gerek yok. Eksi 4 f. Yani eksi 4 ile eksi 5'in çarpımı artı 20'dir. 36 dışarıya 6 diye çıkar. 2'ye de bölersek 3 gelir yarıçapımız. Demek ki yarıçapımız da 3 olacak bu çemberin. E hocam şurası 1, 2. Şuraya kadar gelecek bir kere 3 olması için. Yani şurası benim yarıçapım. E 1, 2 buraya kadar gelecek. Burası da 3 birim. Sonra şu benim uzun köşegenim 2 birimdi. Şurası da benim bir kenarım 3 birim de burası yaptı bakın toplam. Buradan da geçecek çember. Sonra şurayı hesaplayalım. 1, 2 birim de uzun köşegenden geldi. Şuradan geçecek benim çemberim. Üst tarafı hesaplayalım. Dostlar şuradan 2 birim düzgün altıgenin uzun köşegeninden. 1 birim de kenardan geldi. 3 birim yaptı. Yarı çapları uzatıyorum hep dostlarım. Çemberin nerelerden geçeceğini hesaplıyorum. 1, 2 birim de buradan geldi. 3 de şurası. Çember demek ki şu noktalardan şöyle geçiyor dostlar. Şöyle kabaca bir çizdik. İşte çemberi oluşturduk. Bize de diyor ki bu çemberin içinde kaç tane petek noktası var? Yani köşeler, düzgün altıgenin köşeleri kaç tane vardır diye soruyor. Önce şu x ekseninin üstünde bakın kaç tane var? 1, 2, bir de şurası var. 3 tane tam x ekseninin üstünde var bir kere. X ekseninin üstünde kaç tane var onu sayalım. 1, 2, 3, böyle tek tek sayacağız. 4, 5, şurada bir 6 var, şurada bir 7 var, şurada da bir 8 var arkadaşlarım. 8 tane de x ekseninin üstünde var. E doğal olarak 8 tane de altında kalır. Çünkü bu tam çap, tam ortadan 2'ye bölüyor. Demek ki toplam 8, 16, 19 tane, şöyle şıkları da göstereyim, 19 tane petek noktası vardır diyebiliriz. Evet arkadaşlar, Full Yayınlarının Geometri Soru Bankası'nı bu videoyla birlikte bitirmiş olduk. Hayırlısı uğurlusu olsun hepiniz için. Görüşmek üzere arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.